tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Önce kendimden biraz bahsedeyim size. Hata veriyor. Tamam, basmıyorum. Basın bir daha. Sorun değil, ben anlatayım bu arada. Ben siz kadar tecrübeli değilim, daha 6 senedir iş hayatındayım. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Bir Erasmus tecrübem var, bir sene kadar yurt dışında okuma imkanım oldu. Hayatımın en güzel günlerini geçirdim orada. Yeni kültür tanımak, işte bir türlü ilerletemediğimiz İngilizceyi biraz olsun ilerletmek vesaire bana çok katkısı oldu. Sonrasında da çalışırken, Vodafone'da işe başladım orada. Vodafone'da çalışırken de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik yönetim üzerine staj yaptım. Çok sosyal bir kelebek değilim, biraz daha sayısalda ilerlemiş biriyim. Sorun devam ediyor herhalde. Basayım mı şimdi? Laptop'ta da ilerletebilirim bir şeyse. Fark etmez. Ben inerken başka bir şeye bastım. Son dedim, öyle kalsın. Vodafone'da başladım iş hayatıma. Böyle çok ne kadar elektrik elektronik okumuş olsam da çok teknik bir şeyle uğraşmak istemiyordum. İşte o kodingcilerden olmak istemiyordum. Böyle 7/24 bilgisayarın başında yazılım yapmak ya da işte böyle teknik şeylerle uğraşmaktan çok biraz insanlarla da ilişkim olsun, biraz daha sosyal bir şeyim olsun istedim. Böyle proje yönetimi, işte tedarikçi yönetimi, ne bileyim işte süreç yönetimi, öyle bir kariyerle başlamak istedim. Bu yönde bir kariyer planı çizdim kendime aslında. Üniversiteden beri de istediğim buydu. Ve ilk söylediğim şey şu, savunma sektöründe çalışmayacağım. Şu anda sen de çalışıyorum. Savunma sektöründe olmayacağım. Herkes mezun olup oralara girmek istiyor. Ben bunu yapmayacağım. İşte Ankara'da okudum. İşte İstanbul'a gideceğim. Kendime bambaşka bir kariyer çizeceğim. Vodafone'un Anadolu Kaplanları insan kaynaklarının adını koyduğu isim buydu. İstanbul dışında farklı üniversitelerden öğrencileri seçerek aldıkları bir programla Vodafone'da işe başladım. Bizzat da 3 sene çalıştım. Orada işte dediğim yönlerde proje yönetimi, işte süreç yönetimi, risk yönetimi, hep böyle yönetim üzerine insanları yönettiğin, aslında işten çok insanlarla uğraştığım bir işim vardı. 3 sene çalıştım. Ben de dedim ki aynen bir şirkette 3 seneden fazla kalmayayım. Başka şeylere, bir de maaşınızı artıramıyorsunuz, öyle de bir gerçek var. Giriyorsunuz böyle hevesli bir şekilde, %10 gelmiyor bir yerlere, ancak başka bir şirkete geçerek maaşınızı daha üst noktaları çıkartabiliyorsunuz. GSM sektörünü çok sevdim aslında, dedim ki ben bu sektörde devam edeyim, AVE'ye geçtim. Geçtiğimden öbür hafta sonra AVE Türk Telekom oldu. Böyle başka bir şeyin göbeğinde buldum kendimi. Oraya da pazarlama bölümüne geçmiştim. Pazarlamada da müşteri deneyimi yönetimi. Türk Telekom oluyoruz, bunu nasıl yöneteceğiz? Böyle bir projenin içinde buldum kendimi. Deneyimi yönetmek aslında işte yeni çıkan şeylerden biri. Customer Success Manager, Customer Experience Manager. Artık her şey müşteriye dönüyordu. Ben de böyle bir ekipte çalıştım, 2 sene çalıştım. Türk Telekom'da çalışmış oldum, AVEA diye girdiğim yerde. Orada da işte pazarlamayı öğrendim biraz. Böyle daha biraz daha teknik bir işten biraz daha sosyal bir işe adım atmış oldum. Sonra dedim ki savunma sektörüne girmeyeceğim, Ankara'ya dönmeyeceğim dedim, ama büyük konuşmamak lazımmış. İstanbul beni çok yormaya başladı. Ne kadar çalışırsanız çalışın, işte o ulaşımda harcadığınız süre, eve gitmek, gelmek, kalabalık vesaire. Ben dedim ailemin yanında Ankara'ya gideyim, orada da güzel bir teklif gelmişken bunu değerlendireyim dedim. Aslasına gittim ama gene telekom tarafında devam ediyorum. Telefonlarla değil, bu sefer telsizlerle uğraşıyorum. Müşterilere telsiz satıyorum. Babama söylediğimde ilk Aselsan'da ne yapacaksın dedim. Baba telsiz satacağım dediğimde telsiz kaldım, hala telsiz satıyorum diye tepki almıştım. Evet, telsiz var hala. İşte askeriyede vesaire telsiz kullanıyor, telefonu çekmediği yerlerde. Ama ben daha çok telefoncuyum, onu da söyleyebilirim. Telefon elinden düşmeyenler, mobilize olmuş olanlardan biriyim. Basayım mı şimdi? O sesi duyacaksan basmak istemiyorum. Ben mi basamıyorum acaba? Tamam, ben tam tersi olarak düşünüyorum. Bunlardan bahsettim. Şimdi ben biraz daha böyle verilerle
hocalarla falan konuşacağım. Sizin çok tatlı konuşmalarınız vardı. O kadar güzel geçer mi bilmiyorum. Şimdiden affedin beni o konuda. Kadınlara dair birkaç istatistik vereceğim ben de Aylin Hanım gibi. Kadın dostu iş yerlerinden bahsedeceğim. Dünyada nasıl uygulamalar oluyor? Nasıl şirketler neler yapıyor? Hani ne kadar erkekler de %50 %50 desek de birçok sorumluluk kadınların üstünde maalesef de şirketlerde bunlara hani üstesinden gelmek için kadınlara bazı şeyler, güzellikler yapıyorlar. Onlar neler? Onlardan bahsedeceğim. İş hayatına kadın girdiği anda kadınlar, özellikle bizim Türk kadınlarımız neler yapmış? Onlardan birkaç örnek vereceğim size. Azıcık benim yolculuğumdan ben nelere dikkat ettim, neler yaptım, nelere odaklandım. Tabii bunlar süre yetişirse, süre yetişmezse sıkılırsanız geçebiliriz, sorun değil. Bir de bu çocuk ve kariyer olayına 8 aydır işin içindeyim. Çocuk bakmak çok zor, işe dönmek bence şu an daha kolay geliyor, kulağa güzel geliyor. İkisini birden nasıl yürütürüm bilmiyorum. Biraz onlardan bahsedeceğim. Demin Aylin Hanım da söyledi. Dünyada aslında %50-%50 kadın erkek nüfusu var ama baktığımız zaman dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışan nüfusun 1/3'üne, dünya gelirinin sadece 1/10'una ve yeryüzündeki mal varlığının benim sunumum neden böyle yarım %1'ine sahipler. Nereye gitti arkadaş? Altta gözüküyor. Öyle mi? Tamam. Oradan baktınız da mı öyle mi? Yok.